Dostlar, videoya hoş geldiniz. Belki şu an bazı arkadaşlar bana kızacaklar. Bunu yapmak zorundayım çünkü bu kanal bir teknoloji kanalı ve bu kanalda objektif olmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. O yüzden dostlarım, ola ki Linux kurmuş ama böyle kafayı cortlatmak üzere olan, ya ben Windows'a geri dönmek istiyorum. Abi diyecek arkadaşlar için Linux'tan geri Windows'a dönülür. Onun içeriğini de çekmek zorundayım arkadaşlar, maalesef. Şimdi dostlar, size aşağıda koyduğum linke girin. Windows 11'in indirme isosunu göndereceğim size. Crack olan yazılımları desteklemediğimi biliyorsunuz. Ben sadece ISO'yu indirmeyi USB'ye yazdırmayı ve kurmayı göstereceğim. Onun ötesi sizde maalesef arkadaşlar. Yani benim bilgisayarımda orijinal Windows lisansı olduğu için ben orijinal Windows'u yazdırabileceğim. Ama benden duymuş olmayın. Abi internete geliyorsun. Burada Windows 11 lisans satın al. Buradan arkadaşlar x64 cihazlar için Windows 11 disk görüntümü ISO'sunu indire tıklıyorsunuz. Buradan Windows 11 ISO'sunu seçiyorsunuz. ISO'ya başlamadan önce geliyor. Burayı isterseniz okuyabilirsiniz. Şimdi indir seçeneğine tıklıyorsun. Ürünün dilini seçin diyor arkadaşlar. Burada bir dil seçelim. Türkçeyi seçelim. İndirme işleminizi doğrulayın diyor. Abi indirme işleminizi doğrulayalım hadi. İndire tıklıyoruz. Arkadaşlar ISO bir şekilde iniyor. Bunu burada indiriyorsunuz. Arkadaşlar o inerken kuracağımız uygulamayı da göstereyim. Burada Ventoy'u indiriyorsunuz. Ventoy indirilsin sonra size nasıl yapacağınızı da göstereyim. Bu sizin için dostlar, sizin için sıfırdan flash bellek açıyorum. İnşallah markası gözükmemişti. Bu ne abi peki? <laughs> Niye böyle bir şey var? Allah belanızı versin. Evet dostlar geldi. Şimdi dostlar videoya devam. Dostlar USB bilgisayara takıyorum. Evet arkadaşlar mount and open diyor. Açtık şu an çekliyor. Muhtemelen USB sonunda çalıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ventoy uygulamasını yayla kurmuştuk zaten dostları. Burada Vento'ya girelim. Dostlar gördüğünüz gibi USB direkt tanıdı zaten. Burada MBR seçili bakın arkadaşlar. Bunu bir kez daha bahsedeyim. Eğer bilgisayarınız yeni bir bilgisayarsa yani 2015-2016 civarlarından sonra çıktıysa muhtemelen GPT'dir. Eğer daha öncesinden çıktıysa MBR'dir arkadaşlar. Burada GPT'yi seçiyorum. Install'a tıklıyorum. Yes diyorum. Yes diyorum. Arkadaşlar tamamdır. Cihazımız artık mod. Cihazımız artık formatlandı. Şimdi şöyle yapacağız. USB bir tak çıkart yapmam gerekiyor. Evet dostlar USB'yi geri taktım. Şimdi Mount and Open'a tıklayalım. USB'miz hazır dostlarım. Burada Documents'dan e, Windows ISO'sunu görüyorsunuz. Zaten şunu şöyle çek. Arkadaşlar buradan Windows ISO'sunu görüyorsunuz. Bunu kestim. Getirip burada Ventoy USB'sini arkadaşlar bunu böyle yapıştır. Arkadaşlar Windows ISO'sunu tutup Ventoy'a kopyalıyorum şu anda. Ventoy GPT modunda olduğu için buraya içine atılmış tüm ISO'ları güzel bir şekilde çalıştıracaktır. Hiç merak etmeyin. Dostlar gördüğünüz gibi sonunda Windows Sosunu ventoyun içine attı. Şimdi siz kamera kamera olarak bu tarafa gelin, ekranı görmeye başlayayım. Ben de Windows 11'in nasıl kurulduğunu size göstermeye başlayayım. O zaman oraya geçelim. Evet arkadaşlar, farklı bir çıkış yaptığımı farkındayım bu sefer. Maalesef Windows 11 kurarkenki kayıtlarım telefondan almıştım o kaydı. Normalde telefondaki kayıtları bilgisayarda çalıştırabiliyorum, burada da çalıştırdım. Fakat bir bazı tip problemler yaşadım. O yüzden böyle kapanışı yapmak durumundayım. Zaten gerisi klasik bir Windows 11 kurulumu. Yani ekstra aslında bir şey yok orada. Devamını normal bir Windows 11 kurma videosundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her ne kadar tasvir etmesem de bu videoda size Linux'tan nasıl Windows'a geri geçildiğini anlatmak istedim. Eğer kafanızda soru işaretleri kalmış olabilir. Eksik bir şeylere değinmiş olabilirim. Lütfen ne kafanıza takıldıysa onu bana yorumlarda belirtin. Beraber çözelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiysen dislike atıp abone olmayı unutma. Beğenmedi beğendiysen de bana yorumlarda küfürler sorup dislike atmayı unutma. <laughs> Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.